Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Şu anda görüyorsunuz, kovanları temizleyeceğim. Fülümüzü de yakacağım. İnşallah bakayım yapabilirsem. Evet, bu katlardan aldığım petekler, ballarını aldığımız kabartılmamış petekler, şöyle siyah petekler, bunları hazırlayacağım. Arabanın yanına koyacağım. Bol çıkarınca hemen görebilirsem alacağım. Göremediğim de araya sansı sürüp arabanın kenarına koyup sürekli, çünkü şey yapamıyorum, arılar karşıda fındıklığın içinde, sürekli gidemiyorum. İleriye doğru, aslında orada elektriğimiz yok ama bir IP kamera koyup arıların önüne, oğul çıkardığı zaman en azından kayıt da yapıyor. O şekilde yapmayı planlıyorum ileriye doğru. Ama arı oğul çıkardığı zaman fındık dallarına konuyor. Hangi fındığa, yani bulamıyoruz. Onun için hayırlısıyla bugün anca başlayabildim. Şu şekilde bakayım. Birazcık temizlik yapacağız bakayım. Allah'ın izniyle. Şöyle türümüzü bir yakalım. Evet, yaptık. Bu bizim. Bunu biz çiftlikte kullanıyoruz. Şeyleri, yerleri yapmak için. Söndü. Başkasından aldım arkadaşlar. Başkası dediğim abimin arıları vardı. Ona da ben gelmiştim, bakamadı. Yani arı öyle kolay değil bakmak. Herkesin yapabileceği, biz de kaç senedir bu kadar çok bakmaya çalışıyoruz ama bir türlü şey yok. Şu şekilde bir şeyler yapacağız. Şeyi de arılığın yanında olmuş. Biraz aceleye geliyor. Şuralarını temizleyeceğim. Şöyle. Bakın. Bunlar tam siyahlanmış şey. Arı rahat rahat. Propolis. Bu da çok dökülsün istemiyorum ama keşke dışarıda yapmış olsaydım. Eridi mi çok kirleniyor ortalık. Bu
şekilde arkadaşlar. Ben bunu en iyisi çok hazırlıksız başlayacağım. Evet arkadaşlar, bakın arılar uçuşmaya başladı. Kokuya gelmeye başladılar. Şöyle bir yerden başlayacağız. Bakın. Polis aslında faydalı. Yine şuraya şey yapayım, birazcık toplayayım. Arkadaşlar, şunlar güzel. Sıyırdıklarım propolis. Şöyle koyalım. Biraz güneş, bu ağ kurdu dediğimiz kelebek yapıyor. Bunu güneş birebir. Bu büyük bir ihtimal. Bu zamana kadar şey yapmadım ama. Polis olarak nasıl değerleniyor onu da ben bilmiyorum. Alan arkadaşlar var. Nasıl? Şunlar büyük bir ihtimal. Bakın arılar gelmeye başladı. Bunun en fazla bu propolis kokusuna arı hareket ediyor. Antibiyotik. Bakayım birazcık bunu alayım. Sizin de fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle petekleri de güzel bir güneşte şöyle beklettiğimiz zaman, ben bunları dizeceğim tekrar. Ağ kurdu varsa, ciraki var içinde, varsa da güneşi görünce bu kelebek güneş ışınına fazla dayanamıyor, yaşayamıyor. Bu şekilde temizlediklerimi. Bu şekilde yapıyorum ama başka da nasıl olmuş bilmiyorum tabii ki.
isteyen arkadaşlar varsa bu şekilde mis gibi propolis. Eski petekleri değerlendiriyoruz ama bunun nasıl olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Siz söylerseniz, bunu alan arkadaşlar varsa veyahut da bir şekilde değerleniyorsa, bakın şöyle buradan başlamış bu. Bunu biraz pürmüz tutacağım. Bu en tehlikeli şu anda. Şu anda hiçbir şey yokmuş gibi bir hafta 10 gün sonra bütün peteği sarmış bakıyorsunuz. Bunun için güneşte bekleteceğim biraz. Bu şekilde başladım arkadaşlar. Hayırlısıyla anca fırsatım oldu. Arılar başladı gelmeye. Bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Değerlendirmek isteyen bana yorumlarınızı yazarsanız nasıl oluyor, ne kim alıyor, ne kadar neyle oluyor. Bakın arılar gelmeye başladı. Alt tarafta kovanlarım var. Bu şekilde şöyle güzelce bunları şöyle köpek şey gelmeyecek şekilde güneşe karşı bir yere dizeceğiz. Bakın arkadaşlar bu nasıl işlediyse artık bu çöp atıyoruz. Bu da aynı. Her arıcının olması gereken 5 çerçeveli kovan. Küçük oğullarda sıkıştırmak için iyi veya arı yakalamak için arılığın önüne koyuyorsun. Ondan sonra daha sonra büyük kovanı alıyorsun. Bazen arıları kestaneye götürüp oğul çıkıyor. Arılardan hemen küçük kovanını arabanın bagajına koy, kapat, getir. Bu şekilde de oluyor. Arkadaşlar ilerleyen zamanda gördüğünüz bu propolis çoğaltıyorum, nasıl olur, nasıl değerlenir onu da ben de bilmiyorum da şöyle arılar gelmeye başladı arkadaşlar. Biraz şey oldu ama ne diyelim, kusuruma bakmayın. Bu şekilde başlangıç yaptım. En azından az olsa paylaşayım, yorumlarınızı görmek istiyorum. Kovanlarımın altları plastik, kendim yaptım ben bunları. Katlardan yaptım. Plastik altlık normal. Şöyle tahta kovanlar çabuk çürüyor. Havalandırmalı kovanın olursa daha güzel arı yaşıyor.
Böyle arkadaşlar, görüşmek üzere inşallah. Arı böleceğim. Arı bölerken de video çekeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.